Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Hazırsanız yeni konuya başlıyoruz. Pollyanna Claus, 3 Ocak 1981'de Amerika, Kaliforniya'da doğmuştu. 1 Ekim 1993'te evinde arkadaşlarıyla pijama partisi yaparken kaçırıldı ve kendisinden uzun süre haber alınamadı. Ve ardından kendisini kaçıran kişi tarafından boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı. 12 yaşındaki Polly ve iki arkadaşı Polly'lerin evinde pijama partisi yapıyorlardı. Saat 22.30 sıralarında alkollü bir kişi Klaus'ların evinin mutfağından bir bıçak alarak çocukların yatak odasına girer. Kızlara onlara zarar vermeyeceğini, sadece evden bir şeyler çalacağını, para için evde olduğunu söyler. Ancak kızlar gerçekten korkmuştur. Kızların kafalarına yastık kılıflarını geçirir ve ardından kızlara bine kadar saymalarını söyler. Kızlar bine kadar saymaya başlamadan önce bu korkunç adam evin sahibinin kızının hangisi olduğunu sorar. Polly evin sahibinin kendisi olduğunu söyleyince diğer kızları arkalarında bırakarak Polly'yi alıp evden ayrılır. Polly'nin anne babası ayrı yaşıyorlardı ve annesi o gece ciddi bir migren atağı yaşıyordu ve migren ilaçlarını alıp derin bir uykuya dalmayı başarmıştı. Bu yüzden yaşananların hiçbirinden haberdar olamamıştı. Sonraki 2 ay boyunca yaklaşık 4000 kişi Polly'nin aramasına yardım etti. Ayrıca televizyon programları ve haber bültenlerinde de Polly'nin kaçırılmasından bahsediliyordu. Ve kaçırılma olayının 30 dakika sonrasında televizyonlarda kaçıran kişinin özellikleri yayınlanmaya başlandı. Bu olayda en büyük ihmal polislerin telsiz görüşmeleriyle alakalı olmuştu. Emniyetin genel biriminin telsiz kanalı 1 numaralı kanaldı. Ancak asayişteki polislerin kanalı 3 numaralı kanaldı. Şerif kanal 1'den şüpheliyle ilgili bilgileri verirken kanal 3'te olan asayiş polisleri bunların hiçbirini duymamışlardı. Bu nedenle kimi aradıklarını bilmiyorlardı. Sadece küçük bir kız çocuğu kayıptı ve herhangi bir bilgi verilmesini bekliyorlardı. Bir bebek bakıcısı işverenin evinden ayrılırken bir özel mülkün girişinde bir hendeğe düşmüş ve kaza yapmış bir araç fark eder ve hemen işverenine haber verir. Birinin yardıma ihtiyacı olabilirdi. Ancak araba daha çok ona şüpheli gelmişti elbette. Ev sahibi hemen polise haber verir. Elbette bebek bakıcısı faili görmüştü. Ancak önemsememişti. Çünkü bunu bilmiyordu bile. Polis bakıcıyla konuştuğunda adamı tarif etti. Aslında Polly'yi kaçıran kişiyi tarif ediyordu elbette. Ve polis şüpheliden haberdar olmadığı için sadece şüphelinin ehliyetine ve araç plakasına bakıp araştırma yaptılar. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar. Kaliforniya yasalarına göre araç kullanırken alkol kullanmak yasaktı. Ve ayrıca arabanın içerisinde ağzı açık şişe bulundurmak da yasaktı. Kabahatler kanununa göre özel mülke izinsiz giriş yaptığı için de bu aracın sahibi suçlanacaktı. Ancak bu suçlama özel mülkün sahibinin şikayetine bağlıydı. Ancak özel mülkün sahibine sorulduğunda şikayetçi olmak istemedi. Çünkü ona göre sarhoşun biriydi ve yanlışlıkla aracını özel mülkün içerisine sürmüştü. Başını ağrıtmak istememişti aslında. Ama eğer gözaltına alınmış olsaydı Polly belki de hala hayatta olabilirdi. Elbette bu sadece bir varsayım. Bu şüphe polisin, emniyetin ve ayrıca Polly'nin sevdiklerinin içine kemirmeye ömür boyu devam edecektir. Polis araştırmalarına devam ederken Polly'yi kaçıran kişinin eve nasıl girdiğini, evdeki bıçağı kullanıp kullanmadığını araştırıyorlar ve Polly'nin arkadaşlarını sorguluyorlardı. Eve pencereden girdiği varsayılmıştı ve mutfaktan bir bıçak alıp kızların yattığı odaya daldığı düşünülüyordu. Birkaç hafta sonra aracın kaza yaptığı mülkün sahibi arazisinde birkaç parça kıyafete rastlar ve hemen polise haber verir. Bunun üzerine olay yerine gelen polis bulduğu parçaları hemen analize gönderir ve analiz sonucunda bulunan bale çorabından alınan DNA'nın Polly ile eşleştiği anlaşılır. Bundan sonra hemen polis o bölgede
herhangi bir şüpheliyle iletişime geçilip geçilmediğine bakar. Ve polis kayıtlarında bu aracın sahibinin Richard Davis olduğu anlaşılır. Polly'yi kaçıran kişi Polly'nin yatağında avuç izini bırakmıştı. Ancak bu iz biraz yarım yamalaktı ve şüpheliye götüremiyordu. Ancak avuç izinin Davis'le karşılaştırılması sonucunda şüpheli bulunmuştu. FBI Davis'i sorguluyordu ancak Davis kesinlikle Polly'yi kaçırdığını kabul etmiyordu ve yerini de söylemiyordu. Ancak FBI buna rağmen Davis'i Polly'yi kaçırmaktan gözaltına almıştı ve Polly'ye ait kıyafetlerin bulunduğu özel mülke gidip Davis'in Polly'nin yerini göstermesini beklediler. Ancak hiçbir sonuç elde edemediler. Kaliforniya'da bugüne kadar yapılmış belki de en büyük insan aramalarından biriydi. 500'den fazla insan Polly'yi arıyordu. Ancak Polly bulunamamıştı. Hava şartları gerçekten çok ağırlaşmıştı. Bu nedenle ekipler Polly'yi arama çalışmalarını cumartesi akşamı durdurmak zorunda kaldılar. Pazar günü devam edeceklerdi ancak buna gerek kalmamıştı. Çünkü Richard Polly'yi kaçırdığını itiraf etmişti ve ekipleri Polly'yi gömdüğü yere götürmüştü. Davis, Polly'yi Kaliforniya sınırının güneyinde sığ bir mezarlığa gömmüştü. Polly'yi aradıkları yerin neredeyse 50-60 kilometre uzağındaydı. Davis, ekiplere Polly'nin yerini gösterirken aynı zamanda ''Ben öldüm, ben öldüm'' deyip duruyordu. Çünkü hapise girmek, çocuklara karşı suç işleyenler için gerçekten çok riskli ve çok korkutucu bir yerdi. Çünkü mahkumlar böyle tipleri kesinlikle affetmiyorlardı. Davis, Polly'yi kaçırdığı günle ilgili itiraflarda bulunuyordu. O gün yasaklı madde kullanmıştı ve alkol de almıştı. Kesinlikle kendinde değildi. Ama Polly'yi boğduğunu, bedenini saklamak için bir yere gömdüğünü, o yerin neresi olduğunu da gayet iyi hatırlıyordu. Cezaevine girmekten de korkuyordu. Çünkü cezaevindeki mahkumlar onu affetmeyeceklerdi. Davis'in itirafına göre otoyolda araba kullandığı anları hatırlıyor, Polly'yi ön koltuğa oturttuğunu ve Polly'ye cinsel istismarda bulunduktan sonra eğer onu serbest bırakırsa Polly'nin evine gideceğini, kendisinin de cezaevine gireceğini, bu nedenle Polly'yi öldürmeye karar verdiğini söylüyordu. Bu ifadelerinden sonra verdiği ilk ifade düşünülünce yalanlarla, saçmalıklarla dolu bir ifade olduğu anlaşılıyordu. Çünkü Polly'nin yaşadığı yerde hiç bulunmadığını söylemesine rağmen tanıklar vardı. Onu orada parkta gezerken görenler olmuştu. Acaba arabasının bozulduğu anda Polly hala araçta ve canlı mıydı? Bu gerçekten düşünmesi acı verici bir şey ama bu ihtimal hep olacak. Ancak Davis zaman çizelgesi vermiyordu. Hangi zaman aralığında polislerden önce mi, sonra mı Polly'yi öldürdüğünü söylemiyordu. Polislerin tahminine göre, yapılan analizlere göre Polly'yi polislerden önce zaten öldürmüş ve çalılıkların arkasına saklamıştı. Polisler gittikten sonra tekrar oraya gelip Polly'yi mezarlığa götürüp oraya gömmüştü. Çünkü polisler onunla iletişime geçtiğinde havanın çok soğuk olmasına rağmen ciddi şekilde terlediğini fark etmişlerdi. Üstelik yüzünde ve saçlarında çalılıklardan geçmiş olabileceği düşünülen ot parçaları vardı. Davis boşanmış bir anne babanın çocuğuydu ve anne babası arasında seçim yapmak zorunda bırakılmıştı. Babasını seçmişti ancak babası onlara bakabilecek kapasitede bir adam değildi. 4 kardeşlerdi ve o kız kardeşiyle birlikte babasındaydı. 2 erkek kardeşi de annesindeydi. Babasından ve üvey annelerinden şiddet görmüş ve ruh sağlığı bozulmuş biriydi. Ayrıca psikiyatristler de elbette tanısını koymuştu. Davis birçok suça karışmış, ruh sağlığı bozuk ve kilitli tutulması gereken biriydi. Ancak birçok suçunda kısa süreli cezaevinde yatıp tekrar çıkmıştı. 5 Ağustos 1996 karar mahkemesinde Davis hiçbir suçluluk ya da pişmanlık göstermiyordu. Son açıklamasını yaparken Polly'nin son sözlerinin ''Bana babamın yaptıklarını yapma'' dediği olmuştu. Ancak Polly'nin babasının Polly'ye ya da kardeşine herhangi bir şey yaptığı raporlanmamıştı. Buna dair bir kanıt yoktu. Tabii ki Davis yine aşağılamak için yapıyordu bunu.
Hakim Davis'e dönüp, "Sayın Davis, bu bir hakim için oldukça travmatik ve duygusal bir karar anıdır. Ama sizin bu yaptığınız işimi çok kolaylaştırdı," demişti. Davis iki elinin orta parmaklarını tüm mahkeme heyetine ve içeride bulunan izleyicilere gösterdikten sonra hakim kararını kolaylıkla vermişti. Ve Davis 1 Haziran 2009'da ölüm cezasına çarptırıldı. Hala yaşıyor, Nisan 2022'den beri hala Kaliforniya'da ölüm hücresinde ölüm anını beklemekte.